Ama henüz bir sonuç alınabilmiş değil. Beşinci günün sabahındayız. Hava oldukça soğuk, ancak şunu söyleyelim. Dünkü sis ve tipi ortadan kalktı. Güneşli bir hava var ama yine hava sıcaklığı sıfırın altında. Kar var, ancak zirvede, yani o kayıp dağcıların arandığı bölgede kar kalınlığı yer yer 1 metreye ulaşıyor. Hava sıcaklığı da oldukça düşük. O nedenle ekipler bu araba kurtarma faaliyeti içindeler. Şöyle bir haber verelim. Güneş açtı, dağıldı. Küçük uçak ekiplerin yeniden havalanması bekliyoruz bugün. Çünkü hava muhalefeti nedeniyle termal uçaklar havalanamamıştı ve helikopterde geri çağırmıştı. Ertuğrul Bayrak, şöyle rica edeyim, bilgiyi gösterelim. Bilgiyede çalışmalar aralıksız devam ediyor. İki dağcı İstanbul'dan yola çıktı, Bursa'ya geldiler ve Uludağ'da işte hemen arkasında bulunan Yedigöller bölgesine doğru ilerlemişlerdi. O saatten sonra onlarla iletişim kesildi ve bir daha haber alınamadı. Ekip eşi o Yedigöller, Alaçan ve Kestel'le birlikte Saitabat bölgesinde aramalarını sürdürüyorlar. Hava oldukça soğuk, bir kez daha belirtelim. Ama 260 kişilik personel canla başla bir mücadele veriyor. O iki dağcıya ulaşabilmek için, iki dağcının görüntüleri ortaya çıkmıştı. Araçlarıyla Milli Parklar gişesinden girdikten sonra Uludağ'da yürüyerek çıktıklarını görmüştük. Ancak ne yazık ki iletişim kesildi ve bir daha haber alınamadı. 260 personel şu an o iki dağcıya ulaşmaya çalışıyor Erkan Tan.